Selamlar, hoş geldiniz. Bugün Enter Figure nasıl oynanır ve Enter Figure karakterlerin neler yapabileceğini, neler yapmanız gerektiğini anlatacağım. Umarım işinize yarar bir video olur. İyi seyirler. Eğer ki Enter oynamak istiyorsanız öncelikle kendinize ve daha sonra takım arkadaşlarınıza güvenmelisiniz. Çünkü takım arkadaşlarınız siz sahide olabildiğince rahat görün diye ellerinden geleni yapacaklarına ben eminim. Yani siz de emin olun. Ve bölgeye gelirken skilllerinizi kullanmaktan asla çekinmeyin. Ve diyelim girdiniz ama siz öldünüz. Hiç merak etmeyin çünkü arkanızdan gelen takım oyuncuları direkt o adamı öldüreceklerdir ve sahayı çok rahat ele geçireceklerdir. Ve bombayı kurup roundu alma olasılıkları yükselecektir bu sayede. Ama eğer siz sahaya girmezseniz, beklerseniz, korkarsanız takım arkadaşlarınızın siz girin diye attığı skiller hem boşa gidecek hem rakip takım durumdan ayıkıp o sayede gelecek. O yüzden önden oynamaya elinizden geldiğince önem verin. Diyelim ki siz savunma tarafındasınız ve bir yerden piklediniz. Bir kişi öldürdünüz, ikinci istemeyin. Çünkü eğer ölürseniz takım arkadaşınız 4 vs 1 kalacak o site'da. Ve diğer takım arkadaşınız dönene kadar muhtemelen ya o da ölecektir ya da sahide adamları bırakmak zorunda kalacaksınız. O yüzden direkt oyunu 4 vs 2 bırakabilirsiniz orada. Eğer siz öldüğünüzde karşı takımın Sage'in ultisi varsa direkt takım arkadaşınız 5 vs 1 kalacak ve çok zor olacak retake atmanız. Enter Figure'ın mantığını anladıysak şimdi karakterlere geçelim. İlk karakterimiz Jett. Eğer Jett oynuyorsanız öncelikle ekonomi yapmayı bilmeli ve ultinizi gerekli zamanda açabiliyor olmanız gerek. Örneğin ekonominizin kötü olduğu ellerde yapabileceğiniz 3 tane şey var. Birincisi bir takım arkadaşınız ile birlikte oynayıp düşman takımdan herhangi birini öldürüp silahını takım arkadaşınıza vererek direkt side'a girmeye çalışabilirsiniz. Ve muhtemelen side'ı alabilirsiniz yani. Birincisi bir takım arkadaşınızla bile birlikte oynayıp siz önden oynayacaksınız tabii ki. Düşman takımdan herhangi birini öldürüp silahını arkadaşınıza verebilirsiniz. Ve bu şekilde bir sayda girme olasılığınız daha da yükselecektir. Ve belki sayda alıp oyunu da kazanacaksınız. İkincisi ise direkt olarak bir sayda girmeye çalışabilirsiniz. Bu bir tık daha zor tabii ki. Çünkü 2 adam veya 3 adam sizi bekliyor olabilir orada ve tek silah olan sizsiniz. Yani ultiniz açık. Ultinize güveniyorsanız bunu yapabilirsiniz. Direkt sayda girdiğiniz gibi 1 veya 2 kişi vurduğunuz zaman muhtemelen round'u direkt takım arkadaşlarınıza kazandırabilirsiniz bu sayede. Üçüncüsü, bu daha çok düşük elo da olabilecek bir şey muhtemelen. Diyelim ki takım arkadaşınızın parası yok ve siz hepiniz silah çektiniz. Bu turu almanız gerek. Şu şekilde bir şey yapabilirsiniz. Eğer kendi ulti becerinize güvenebiliyorsanız. Takım arkadaşınıza elindeki silahı atarsınız. Ve o sizin silahınızla oynar ve siz de ultinizle oynarsınız. Ve bu şekilde durumlar eşitlenmiş olur. Ve ultiniz sekmediği için, havada da ateş edebildiğiniz için. Yani ultinizin bir silaha göre hassasiyeti daha kolay olduğu için. Round'u kazanmanız da daha çok artabilir. Vejet öyle bir karakter ki istediği pozisyondan çıkabilir ve istediği pozisyonu yaratabiliyor smokeları sayesinde. Yüksek yerlere çıkıp piklemekten çekinmeyin çünkü bu bir FPS oyunu ve yüksekteki adam her zaman avantajlıdır. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Jett çok opsiyonlu bir karakter. Kendine one way de yaratabiliyor, yükseklere çıkabiliyor, hızlı hareket edebiliyor ve havada ateş edebiliyor klasik pompalı ve ultisiyle birlikte. Jett side girmekte de çok başarılı bir karakter. Eğer bir veya iki smoke'unuzu atıp oranın içine dash atarsanız ve takım arkadaşlarınız da kör atarsa hem adamlar kör olur sizi göremez. Small içinden nereden çıkacağınız belli değil çünkü. Hem ölme olasılığınız düşer ve sizin adamları öldürme olasılığınız artar. Bu yüzden Jett çok güzel bir Enter Figure bence. Sıradaki Enter Figure karakterimiz Eğer Raze oynuyorsanız oynanan harita hakim olmalısınız. Çünkü pusulabilecek köşeleri ve gidilebilecek köşeleri kontrol edebilirsiniz. Yani atıyorum Ashkent'te oynuyorsunuz, sağdaki köşeye, soldaki köşeye bomba botunuzu atarak kontrol ettirebilirsiniz. Veya sola bomba bot, sağda el bombanızı atarak çok rahat bir şekilde kontrol ettirebilirsiniz. Şu şekilde de side girebilirsiniz. Bomba botunuzu bir köşeyi kontrol ettikten sonra adamların en çok gelebileceği bölgeye bomba attığınızda hem pikleyemezler hem doğrudan kısa süreliğine gelemezler. Bu sayede bu zaman aralığınızı avantaja çevirerek sayede çok rahat bir şekilde girebilirsiniz. Raze istediği zaman rahatlıkla oyun kurabilen bir Enter Figure karakter. Raze'de eğer bir tık daha fazla başarılı olmak istiyorsanız özel oyunda bol bol pratik yapmanız gerekiyor. Gelelim ultiye. Ultinizi nasıl kullanabilirsiniz? Eğer adamlar çok fazla uzaktan pikliyorsa ve karşıda AWP varsa direkt ulti ile uçup onu vurma şansınız var. Çünkü uçarken sizi vurması daha zor. Veya ekonomi yapamayan takım arkadaşınızı silahınızı atıp kendi ultinizle oynayıp öldürdüğünüz kişinin silahını almayı deneyebilirsiniz. Eğer özel oyunda bol bol pratik yapıp kendi elonuza uygun güzel uçabiliyorsanız ve
bombaları güzel atabiliyorsanız muhtemelen Reis sizin rank atlamanızda çok büyük bir payı olacaktır. Reis'in skill'lerini oyun başlar başlamaz saldırıdayken veya savunmadayken fark etmez. Direkt pikleyen adamları kontrol ettirmek için veya onlara damage vurmak veya onları geri püskürtmek için de kullanabilirsiniz. Sıradaki en tırfıklı karakterimiz Eğer Phoenix oynuyorsanız pik atmaktan çekinmemeniz gerek. Çünkü hasar yeseniz bile canınızı tekrar toparlayabiliyorsunuz. Gerek bu C yeteneğiniz olsun, gerek E yeteneğiniz olsun. Ben görüyorum hani Demir ve Plat arası Phoenix oyuncuları genelde körlerin nasıl neler yaptıklarını pek bilmiyorlar. Phoenix kolay görünümlü, kısmen zor bir Entry Trigger. Özel oyuna girip haritalarda körlerinizi deneyin. Çünkü başka yerden side'a girmeye çalışan takım arkadaşınızı da kör edip onu öldürtebiliyorsunuz rakip takımı. O yüzden körlerinizi nasıl attığınızı bilmeniz gerekiyor ve bunlara hakim olmanız gerek. Gelelim C ateşten duvar yeteneğimize. Bu yeteneği kısmen Sage duvarı gibi kullanabilirsiniz. Eğer takımda Sage yoksa veya duvar yoksa bu şekilde adamların sizi görmesini engelleyebilirsiniz veya pozisyon değiştirmek için bile kullanabilirsiniz. Gelelim E yakar top yeteneğinize. Bunu herkes genelde can yenilemek için kullanıyor ama bunu farklı şekillerde de kullanabilirsiniz. Mesela direkt atılan ışığı kesebilirsiniz veya bir bölgeden gelecek oyuncuyu engelleyebilirsiniz. Veya adamla bir trade yaptıktan sonra canınız azsa yenilemeyin. Gidin fake atın. Siz sağda bekleyin ve sola atın. Adam belki sola pick koyarak önünüze düşebilir yani bu şekilde. Gelelim ulti yeteneğine. Phoenix oyuncuları genelde ultilerinden sonra tekrar doğacaklarını bildiği için direkt ölümüne vodozlamak koşuyorlar. Bence ulti yeteneğinden önce bütün skill'lerinizi kullanmaktan çekinmeyin. Bir köşeye C'yi atıp sağınızı kapatabilirsiniz. Sonra körle sola piklerseniz bu sizin tercihiniz tabii ki ama bence yeteneklerinizi kullanın ve giderken sağınıza solunuza dikkat edin. Çünkü arkanızdan gelen takım arkadaşları siz sağınıza solunuza baktınız diye onlar sağa sola bakma gereğini de duymayıp orada son oyuncular ölebiliyorlar. Ve round'u kaybediyorsunuz bu şekilde. O yüzden etrafa iyice bakın. Sadece adam koşturmak için ulti basmayın. Sıradaki Enter Frogger karakterimiz Reyna'nın takımla çok fazla bir işi yok yani bir tık daha bireysel bir karakter çünkü takıma yardım edecek bir skill'i yok yani çok fazla. O yüzden eğiminize güveniyorsanız ve karakter birazcık daha gibiseniz Reyna'yı oynayabilirsiniz ve bu rank atlamanızda muhtemelen çok fazla yardımcı olacaktır çünkü Reyna taşıyıcı bir şampiyon. Gelelim C yeteneğine, kör etme yeteneğine. Kör yeteneği köşede pusan oyuncuları eğer attığınız zaman hem onları kör bir şekilde direkt avlayabilirsiniz. Hem de eğer o oyuncular körü kırarlarsa da yerlerini belli edeceklerdir. O yüzden kör yeteneği çok güzel bir şey aslında. 2 saniye 3 saniye havada da kaldığı için. Eğiminiz elonuz için iyiyse yerini oynayabilirsiniz ama karaktere bir tık hakim olmanız lazım. Çünkü nerede nasıl E atacağınızı Q atacağınızı bilmelisiniz. Örneğin Q yeteneği. Ben görüyorum düşük elo'daki oyuncular bir kişi vurduğu gibi de Q yeteneği alıyor. Arkadaşındaki oyuncuyu düşünmüyor. Çünkü Q yeteneğine bastığında bir animasyon süresi görüyor. O animasyon süresinde rakip takımdaki diğer oyuncu çıkıp direkt yeteneği vurabiliyor. Eko elde bile. O yüzden Q yeteneğinizi çekmek için sabırsızlanmayın. Ve canınız çok az eksikse onu fullemek için de sabırsızlanmayın. Videonun başında Enter Frigger'ı anlatmıştım. Eğer savunmada bir Enter alırsanız ikinci istemeyin diye. Reyna'da bunu çok fazla yapıyorlar. Bazıları E ile kaçıyor ama tekrar pikliyor. Bir kere E'yi aldıktan sonra kaçın ve başka yerde bekleyin. Adamların side'a girmesini bekleyin. Girdiklerinde bir enter daha alabilirsiniz mesela. Orada pikleyip öleceğinizi. Aim'iniz biraz güzel olduğunda ve Reyna'ya hakimseniz ultisi elinizde çok güzel bir iş yapabilir. Çünkü hem hızlı ateş ediyorsunuz, görmez olabiliyorsunuz ve canınızı fulleyebiliyorsunuz. Yani daha başka ne olabilir ki bir ultiden ne bekleyebilirsiniz? Düşük elo'daki oyunculara söylüyorum. Eğer Reyna oynuyorsanız ve ulti açacaksanız Vandal oynamayın çünkü çok fazla zekiyor. Yani ya Vantap oynayın, spray atmaya kalkmayın. Ben çok fazla görüyorum. Reyna aslında takımda eğer ki enter varsa diğerini supportlarmışçasına da oynayabilir. Çünkü gerek körlü olsun, iki tane körünün de ardı ardı atabilmesi. Kendi takım arkadaşını kör etme olasının imkansız olması. Diğer Inti'yi supportlamasına yardımcı olabilir. Mesela takımda Jett, Raze gibi karakterler varsa iki körünü atıp arkasından Raze ile birlikte piklerse side alma olasılıkları çok yüksek. Reyna istediği gibi pik atabilen bir karakter çünkü E'si ile direkt kaçabiliyor. Eğer önünüzde 4, 3, 2 kişi bile varsa çok rahat birini vurup kaçabiliyorsunuz ve bu Reyna yapar şey. Sıradaki Enter Frigger karakterimiz Yoru.
Yor ilk skill'ler açıklandı ve oyuna eklendi. Çok güçlü bir karaktermiş gibi gözüküyordu. Çünkü ışınlanabiliyordu, kör atabiliyordu ve fake iz verebiliyordu. Ultisiyle spike alıp gidebiliyordu. Çok güçlü bir karakterdi. Ama oyuna eklendikten sonra diğer karakterlerin, yani diğer Interfigure'ların yanında bir tık daha zayıf kaldı. Çünkü ayak sesi fake olduğunu söyleyebiliyor. Yani direkt anlıyorsunuz oyunun fake ayak sesi olduğunu. E'si çok fazla, ultisi çok fazla ses veriyor. Bunların bir buff gelmesi gerekiyor. Umarım yakın zamanda gelir. Ama Yor'un şöyle bir olasılığı var. Savunmada ve saldırıda oyun kurabilen bir karakter. Gerek ayak yetenekleriyle olsun. Çünkü Kijoy'un alarm ve turret'ini, Cypher'ın tuzaklarını çok rahat bir şekilde çalıştırabiliyor. Yani fake atabiliyor. Teleportlardan geçebiliyor. Yani o yüzden bence Yor çok oyun kurabilen bir karakter. Mesela benim çok yaptığım taktiklerden bir tanesi, bir takım arkadaşım bombayı Heaven'a diyelim ki A'ya bırakıyordu. Ben E'mi C'ye atıp ulti ile gidip direkt C'ye koyuyordum ve hepsi A'da olduğu için C bomboş bir side oluyordu. Bu tür kendi taktiklerinizi bulabilirsiniz veya E'ler ezberleyip direkt çok güzel köşelere ta kendi base'inizden E atabilirsiniz. Düşük elo'da Yor bence çok güçlü bir karakter. Ama kimse farkına varmıyor bence. Gelelim Yor'un E yeteneğine. E yeteneği genelde herkesin bir yerde ışınlanmak veya direkt side girip körle girmek gibi kullanılıyor ama bu şekilde kullanmanıza gerek yok. Fake atmak için de kullanabilirsiniz. Veya bir köşeye bırakıp gidip Hookah'dan pikleyebilirsiniz. Mesela Bite the Long'a bırakıp Hookah'dan pikleyebilirsiniz. Hookah'daki 3 kişi, 4 kişi piklersiniz. Sonra uzundan 2 kişi aşağısınız. Bütün odak Hookah'a döner çünkü 4 kişi vardır orada. O yüzden çok rahat bir şekilde side'a da sızabilirsiniz yani. Phoenix'te olduğu gibi Yor'un da körlere çok sıkıntı. Genelde takım arkadaşlarınızı kör edersiniz. Çünkü Flash mekaniği bir tık daha zordur diğer karakterlere göre. O yüzden bence özel oyunda onu da hangi köşelere atacağınızı deneyebilirsiniz. Gelelim ulti yeteneğine. Ulti yeteneğini genelde ya arkalarına geçmek ya da oyuncuları trollemek için kullanıyorlar. Ama bence böyle yapmamalılar. Dediğim gibi ya Spike'ı koruyabilirsiniz. Ya da side'ı girebilirsiniz bu sayede. E'nizi de arka bir atarsınız. Ultinizi güvenli bir yerde açtığınızı düşünüyorsanız orada kalırsınız. Eğer önünüzde adam varsa E'nizle tekrar kaçabilirsiniz. Veya adamların odağını bozabilirsiniz bu sayede. C yeteneklerinizi daha çok spike kurduktan sonra bile kullanabilirsiniz. Mesela tek kaldıysanız, örneğin Heaven'dan örnek vereceğim. A'ya kurdunuz ve uzundan fake ayak sesi verebilirsiniz. Onlar sizi uzunda sanırken siz short'tan bombayı çözen adamı rahat bir şekilde öldürebilirsiniz. Ve teleportunuzla tekrar uzunda bile geçebilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Elimden geldiğince güzel harmanlamaya çalıştım. Daha çok böyle içerikler için abone olmayı unutmayın. Kanalımda da rehber videoları mevcut. İsterseniz girip izleyebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.